Merhaba arkadaşlar. Bugünkü çalışmamızda elektronik slider ya da elektronik cetvel olarak kullanılabilecek mekanizmamızı ve mekanizmamızın kontrol devresini tanıtacağız. İlk yaptığımız çalışma yaklaşık üzerinde 2 senedir çalıştığımız şu ürün. Burada yaklaşık 50 santimlik bir aralıkta milimetrenin binde biri hassasiyetinde hareket gerçekleştirebilen bir mekanizmamız mevcut. Bu sistem bir elektronik kart ve Bluetooth'la bilgisayara bağlanıp istenilen noktaya, istenilen hızda, istenilen şekilde çok rahat götürülebiliyor. Bir diğer çalışmamız ise yaklaşık boyu 2,5 metre olan, aynı zamanda elektronik cetvel, aynı zamanda slider, fotoğraf makineleri için slider olarak kullanılabilecek bir ürün. Ürünün genel manada yapısına baktığımız zaman bir step motorumuz var, bir sürücümüz, kendi yaptığımız elektronik kartımız ve mekanizmasından müteşekkil bir yapı. Burada istenilen ölçüde elektronik cetvel olarak kullanılabildiği gibi mevcut sistemimiz. Aynı zamanda slider olarak kullanılabilir. İstenilen hızda hareket gerçekleştirilebiliyor. Kalkış ve duruşu esnasında yavaşlama için gerekli yazılımlar yapılabiliyor. Esnek bir çalışma gerçekleştirdik biz burada. İki amaç için de kullanmak niyetimiz. Hem elektronik cetvel olarak kullanacağız hem de slider olarak kullanacağız. Elektronik cetvellerin fiyatı yaklaşık 1000 dolar civarında yerli ürünlerin. Slider olarak, fotoğraf makinesi slider olarak kullanılanların da yaklaşık 5-6 bin lira ama onların tabi boyları biraz daha küçük, 1 metre gibi boylarda. 2 metrelik çalışmaların fiyatları çok daha yüksek. Şuradaki mekanizmamızın üzerine sağ sol ekseninde hareket edecek bir mekanizma daha yerleştirdiğimizde ya da onun üzerine aynı şekilde başka bir yukarı aşağı mekanizma yerleştirdiğimizde sistemimiz piyasadaki çok pahalı olan ürünlerle, yaklaşık 10-20 bin lira olan ürünlerle mukayese edilebilecek hale gelecek karakteristiğe sahip olacak. Şimdi kısaca şöyle çalışmasını göstereyim. Bakın şu anda yaklaşık 43,5 santimde duruyor sistemimiz. Ben bunu şu şekilde nereye aldım? Yaklaşık 13,5 santimetreye aldım. 13,5 santimetreye bastığımız zaman sistemimiz yavaşça başladı. 13,5 santimde aynı şekilde ne yapacak? Duracak. Dolayısıyla daha uzak bir mesafeye göndermek istediğimiz zaman yine direkt potansiyometrede, burada tuş takımı kullanmadık, klavye vesaire herhangi bir şey kullanmadık. Sadece klasik manada joysticklerde kullanılan bir tripod kullandık. Tripodla mesafemizi, bakın şu şekilde artırıyorum. 63 santimde şu anda. Ne yaptım? Yaklaşık evet, 1 metreye getirdim. 1 metrelik mesafeye git dediğimiz zaman, evet bakın çok yavaş başlatıyoruz. Bu hızı artırabiliriz istediğimiz bir şekilde. Çünkü mikro işlemci ve step motor kontrol kartıyla alakalı olan tamamen bir yapı. Yani bu 2 metrelik bir mesafeyi bir gün boyunca da çok rahat yavaş yavaş da aldırabiliriz. Gördüğünüz gibi 1 metrelik mesafede durdu. Evet, bugünkü çalışmamızda hem slider hem de elektronik cetvel olarak kullanılabilecek daha birçok uygulamalarda, bakın bu şu andaki göstermiş olduğum ürün tıbbi alanda çizgisel lazer cihazı olarak kullanılıyor. Şu üründe aynı şekilde PVC kesiminden tutun, tahta kesimine, boru vesaire kesimlerinde kesim makinesinin metrajı olarak çok rahat kullanılabilir. Yapılan kart aynı zamanda hem kesim var, kesim işlemini gerçekleştiren motorun, valfin kontrolünü gerçekleştirebilir. Aynı zamanda metrajı gerçekleştirebilir. Bir çalışma ile karşınıza çıktık. Bir sonraki çalışmaya kadar sağlıcakla kalın.